Evet arkadaşlar, bu videomuzda yine Lightning Design System ile alakalı yeni bir class oluşturacağız. Hazır class tabii, onu kullanacağız. Bu classımızda ise yazdığımız yazılara, yani textlerin diyelim, rengini değiştireceğiz. Hemen yine VS Code'a gidelim. İki tane boşluk bırakalım şu şekilde. BR diyorum. Tekrar BR yazıyorum. İki boşluk bıraktıktan sonra text oluşturalım. Yine division oluşturuyorum. Ondan sonra şöyle yazalım. The color of this text is, buna black diyelim arkadaşlar. Birincisi siyah olsun. Bunu kopyalayalım. Tek tek yazmayalım. Biraz zaman alıyor. Şu şekilde yazabiliyoruz. Biri black olsun, siyah olsun. Diğeri green olsun. Diğeri weak olsun. Çünkü bu şekilde klaslarımız var. Diğeri red olsun. Diğeri ise destructive olsun. Ya ne alaka diyebilirsiniz ama bu şekilde klaslarımız var. Ve en sonuncusu da inverse, onu kullanmıyorum şu anda. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane klasımız var. Tabii ki bunları bu şekilde deploy yaparsanız bunlar sistemde hepsi siyah olur. Neden siyah olur? Çünkü klasını oluşturmadık. Şimdi hepsinin klaslarını oluşturalım. Class diyorum eşittir. Double quotations. İçine SLDX, DS, minus, yani tire, text, tire, color, underscore. Her zaman görüyorsunuz arkadaşlar. En son kısmı color'ın bir özelliği olduğu için orada underscore yapıyorsunuz. Buna default diyoruz. Default olunca siyah oluyor. Aynı şekilde devam edebiliriz. İkincisine gidelim. Class diyoruz. Burada sl, ds, tire, text, tire, color, underscore yazınca ikincisi ise green olması gerekiyor arkadaşlar. Ama green yazmıyorsunuz. Success yazıyorsunuz. Böyle özel klaslarımız var. Green olmasını istiyorsanız success yazıyorsunuz. Üçüncüsü arkadaşlar, yine class yazıyorum. Bu kez SLDS aynı, hepsi aynı, hiç değişmiyor. Text, color, underscore. Burada ne yazıyoruz arkadaşlar? Weak yazıyoruz. Weak nasıl bir şey? O da kırmızıya benziyor. Devam edelim. Kırmızı olmasını istiyorsanız SLDS, yine klasımızı unuttuk. Klas yazalım. SLDS, text, color, underscore. Buna da error diyorsunuz. Kırmızı olmasını istiyorsanız. Sonuncusu zaten adından belli. Çok kullanılan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buna SLDS text color underscore. İşte burada gördüğünüz aynısını yazmanız gerekiyor. Destructive yazmanız gerekiyor. Yazılımı bile kolay değil. Şu anda kaydediyorum. Deploy yapıyorum. Ve sistemde nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi renkleri isimleriyle yazmıyoruz. Error, success, o şekilde yazıyoruz. Birincisi black oldu, görüyorsunuz. İkincisi green oldu. Weak olunca siyahtan biraz daha böyle, biraz daha ne diyoruz? Gray renginde görüyorsunuz. Biraz daha light. Kırmızı, error deyince kırmızı oluyor. Destructive deyince yine kırmızı oluyor. O yüzden error, eğer kırmızı yazı istiyorsanız error olanı kullanabilirsiniz. Tekrar bakalım arkadaşlar. Default siyah, yazımızı siyah yapar. Success'te bitirirsek yeşil yapar. Weak yazarsak siyahtan biraz daha böyle donuk olur. Error yazarsak kırmızı olur. Destructive ile error arasında ben bir fark göremedim. Error kullanmak bana daha mantıklı geliyor.